Haftayı Adana Demirspor yenilgisiyle kapatarak Medipol Başakşehir'i geçip üçüncülüğe yükselme şansını tepen, hatta dördüncülüğü de kaybedip kendini beşincilikte bulan Fenerbahçe Antalya deplasmanına gidiyor. Vitor Pereira'nın görevden ayrılışı sonrası topla oynama oranı ve isabetli pas sayılarını yükselten Fenerbahçe, şimdilik bunlarla ilgili sıralamalarda 6. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar göreve gelmesiyle birlikte bu seyrin ne şekilde olacağını birlikte göreceğiz. Ligin en çok şut çeken 5. takımı olan Sarı Lacivertliler, isabetli şutta ise 2. Raportav Antalya Spor ilk 4 kalemin tamamında ligin orta sıralarında diyebiliriz. Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında topla buluşma liderliğinin karşısında bunu ligde en çok yapan 8. takım olacak. Fenerbahçe'nin oyununda akan oyun ortalarının da önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkün. İki takımın top kapma ortalamaları arasında 0,1 fark olmasına rağmen sıralamada 3 fark olması bu istatistik kaleminin çok fazla dağılmadığı anlamına geliyor. Antalya temsilcisi pas arasında lig ikincisi. Yani elinde doğru pozisyon alarak pas yolu kesmekte becerikli oyuncular var Nuri Şahin'in. Fenerbahçe'nin sahanın son 30 metresinde en çok top kazanan ikinci takım olmasının yanı sıra ligin faul lideri olması da dikkat çekici. Ön alandaki top kazanmaların bir sonucu olarak Fenerbahçe ligin akan oyun dizilerini kendi kalesinden en uzakta 45 metrede başlatmasıyla bu alanda lig lideri. Maçlarında yaptığı deste hücumların direkt hücumlara oranı da 1,24. Yani yaklaşık her 5 deste hücum yapışında 4 de direkt hücum yapıyor Sarı Lacivertliler. Antalya temsilcisinde ise bu oran 1, yani eşit. Her iki takım da penaltısız gol beklentisinin altında, ancak Fraportav Antalya Spor'da sayılar daha kötü. Ligin maç başına en çok penaltısız XG üretebilen 16. takımı olan Kırmızı Beyazlılar, gol ortalamasında ise 1'in altında ve 17. Yine her iki takımın da kalesindeki gol beklentisi kadar yediğini söyleyebiliriz. Farklara baktığımızda ise Antalya temsilcisinin durumu kesinlikle bir gelişim alanına işaret ediyor. Sezon başından beri beklentinin yaklaşık 7 gol altında kalmış olmaları kabul edilebilir değil. Fenerbahçe'de de bu sayı yaklaşık -3 ve bu da sorunlu bir istatistik. Fenerbahçe şutlarını görece iyi seçerken kalesine çektirdiği şutlar da orta sıralardı. Antalya temsilcisi ise hem şutlarını kötü seçiyor hem de kalesine nispeten kaliteli şut çektiriyor. Geçen haftayı yenik kapatan iki takımın mücadelesinde Atakaş Hatayspor hafta başında Fatih Terim'le yollarını ayırıp Domenech Torrent'i göreve getiren Galatasaray'la karşılaşacak. İspanyol teknik adam takımın başında maça çıkması durumunda ligdeki ilk maçına ülkenin en iyi mutfaklarından birine sahip şehirlerden birinde çıkacağı için şanslı sayılır. Atakaş Hatayspor'un ilk tablomuzdaki istatistiklerinden göze çarpan bir durum yok. Genel olarak orta sıralardalar buradaki kalemlerde. Galatasaray'ın ise tabelaya yansımayan verileri buradan itibaren başlıyor. Toplu oynamadaki üçüncülük, takımın Avrupa Ligi performansıyla karşılaştırdığımızda üzerinde durduğumuz bir durumdu. Galatasaray'ın kadrosu topla daha az oynadığında daha verimli, ancak ligde de bu üçüncülük kaçınılmaz. Ligin en çok şut çeken takımı olan Galatasaray'ın isabette 5. olması gelişim alanlarının başında. Rakip ceza sahalarında topla buluşma ortalamalarında da sorun yok. Galatasaray'ın defansif aksiyon ortalamaları pek parlak değil.
önde top kazanmada ligin 5.'si olan Sarı Kırmızılar topun arkasına geçtiğinde biraz daha agresif olabilir belki de. Atakaş Hatayspor'un da savunma istatistiklerinde göze batan bir şey yok, nispeten az faul yapıyor olmaları dışında. Ligin direkt hücumu, deste hücumu oranına en çok tercih eden ikinci takımı olan Atakaş Hatayspor'un maç başına direkt hücum ortalaması 2,35. Galatasaray'da deste direkt oranı 1'in biraz üzerinde. Sarı Kırmızılıların ligde şimdiye kadar oynamaya çalıştığı oyuna bakınca bu ortalamaların Torrent'in de gelişiyle yükselmesini bekleyebiliriz. Her ne kadar yeni teknik direktörün elindeki malzemeden ne hayal ettiğiyle ilgili henüz fikir sahibi olmasak da. Galatasaray'la ilgili sezonu özetleyen tabloysa yine gol beklentisiyle birlikte geliyor. Maç başına 1,55'ten 1,15 gol bulabilen Galatasaray, sezon toplamında beklentinin tam 8 gol altında atmış durumda. Ciddi bir bitiricilik sorunu veya şanssızlık veya ikisi birden, artık hangisini seçerseniz. Hatay temsilcisinin ise kalesinde verdiği XG ortalaması 1,44 ki bu yüksek bir ortalama. Ancak Atakaş Hatayspor'un ligde şutlarını en iyi seçen 3. takım olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın bu kategorideki 11.liği, kale önündeki durumun az önce dediğimiz iki olasılıktan biri olan şanssızlıktan ziyade bitiricilik sorununa daha yakın olduğu anlamına geliyor. Kendi şutlarını iyi seçen Hatay ekibinin kendi kalesine çekilen şutlara da biraz daha fazla zorluk çıkartması gerekiyor. Çektirdiği şutların 0,117'lik ortalaması yüksek.